7 Temmuz 2018, Antalya Elmalı, Evet, Tekke köyündeyiz. Abdal Musa'nın türbesinin olduğu yerdeyiz. Olduğu yerdeyiz. Serdar Zeybek, rekor gelişim müşterimiz. Burada 4 dönüm elma bahçesinde, elma fidanlığında rekor gelişim ürünümüzü kullandılar. Doğrudur. Burada neler oldu? Toprağımız neydi? Öncelikle toprakla ilgili başlayalım. Toprağımızın yapısı nedir? Daha sonrasında ne oldu? Bir gelişimi anlatalım kısaca. Bizim buranın toprağı humuslu bir toprak. Humuslu. Sert, sıkışık. Hı hı. Çok işlemeyi isteyen, uğraş isteyen bir topraktı. Evet. Ben elmacılığı sevdiğim için elma fidanı... Siz buralısınız bu arada. Buralıyım tabii, buralıyım ama bu işin hobisindeyim şimdilik. Elmacılık hoşuma gittiği için elma deneyimlerim. Bu fidanlar Scarlet Super. Scarlet Super. Evet, bundan dikmiştim. Aşağı yukarı şu andaki yaşında. İlk gelişmede topraktaki kurt bizi burada sıkıntıya soktu. Hı-hı. Evet. Çoktu, baş edememiştik. Çınar Bey'le tanıştık bu yıl başında. Aksi şubemizde. Evet, bu rekor gelişimle alakalı. Bir bilgi aldım. Daha doğrusu ben sizin internetten araştırdım. Hı hı. Gözüme çarptı. Bayağı bir inceledim. Onu aldım. Onu kullandım. Bana anlattı. Nerede nasıl kullanacağımı. Hı hı. Ne şartlarla. Ne kadar kullanacağımı. Burası 4000 metrekare. 4000 kaç metrekare. Tane fidan var? 600 tane fidan var burada. 600 tane. Bodur evet. Bunlar. Bodur bunlar. Kaça kaç dikimli? 4'e 1,5. 4'e 1,5. 4'e 1,5 bu ağaçlar. Hı hı. Şöyle söyleyeyim. Ağacın şu andaki kullandıktan sonraki sürgünü burada. Mesela geçen sene ne kadardı bu ağaç örnekleri, şu ağaçta? Bir de uygulamayı şu dip bölgeye yaptık. Dip bölge, iz düşümünü düşünün şöyle. Hı hı. İşte sürgünler burada. Tamam. Vermiş oldu. Böyle. Aynen burada tekrar. Ve hala sürgüne gidiyor ağacımız. Tabii bu ağaçların durumu geçen sene çok iyi değildi. Değildi. Geçen seneki ağacım şuydu. Şunlar. Şöyleydi. Hı hı. Gelişim çok azdı. Kökte sıkıntım vardı. Ben bu ürünü kullandıktan sonraki yapraklanma ve gördüğünüz gibi sürgün böyle devam ediyor. Devam ediyor. Yani. Tabii aralarda bunların daha kötü olanları anca kendini toparlıyor. Tabii anca işte burada toplam bir 15-20 tane. Bakın ağaçlar şu anda çok güzel sürmeye başlamış. Sürgün zaten. Benim aynen. Bunlar. Şu kadar sürmüş yani. Kesinlikle. Buradan. Şurada eski. Aynen. Öyle gidiyor. Ve hala sürgün devam ediyor. Hı hı. Şurada ben aynı ağacımızdan gene. Şu aralarda bir iki tane. Evet. Yani ben çok memnunum. Peki şöyle. Şuradan da gösterelim biraz. Bir tane de oradan gösterelim. Yani. Şu şekilde. Evet, sürgünler burada gördüğün gibi. Yani burası 2 yaşında olan bir aynen. Elma bahçesi. 4 dönüm. Ayrıca bir de 3-4 dönümde arkada dönümde bahçemiz büyük var. Yetişmiş büyük ağacımız var. Şimdi tabii ki burada sizin gerçek farklı bir işiniz var. Burada, burası kendi köyünüz. Burada bir yer, burayı yapıyorsunuz. Evet. Size ne dediler? Burada olmaz. Burada fidan yetiştiremezsin. Yetişmez. Burada fidan gelişmez. Hatta gelişmez. Bir 100 metre ileride akrabamın fidanı hı-hı. vardı. Benden 3-4 sene önce diktiği fidan. Evet. Ve bu boyda aşağı yukarı bir ay önce söktü. Söktü. Yetiştiremediği için, bakamadığı için. Bana da dediler olmaz diye. En son 10 gün önce gelip baktıklarında... Yüzleri kızarmış oluyormuş, bir şekilde. Oluyormuş demek ki oluyormuş diye. Tabii burada her şeyi kendimize mal etmememiz lazım. Kesinlikle. Çok güzel, güzel bir bakımınız var. Evet. İlgileniyorsunuz, uğraşıyorsunuz, sürüyorsunuz. Ama tabii rekor gelişimin de burada size... Çok faydası var. Çok faydası var. Çok çok. Yani anlatılmaz yani. Bu çünkü buranın yaşanır. Toprak olarak da mesela şu bölgeler atılmamış bir toprak. Kesinlikle. Yapı sadece bu yani. Bildiğiniz yapı bu. Aynen. Bildiğiniz beton yani. Şu an beton. Ha biz size... Şu öneride bulunduk bu sene. Bu alana komple, ara bölgelere de evet. uygulama yapalım. Ki bu ara bölgelerin nemliliği ve toprakla ilgili sorunları çözülsün. Şu an sadece fidanların 1 metre çapta aynen. olduğu kısımda zaten o da belli şu aralarda, şuraya kadar. Evet, aynen. Şu şekilde kullanılmıştır. Yani burada belli zaten. Zaten gevşek olduğu görülüyor. Şurada belli. Şimdi bakın. Şöyle. Şu bölge nemli. Ha buraya aynı zamanda salma sulama da veriliyor. Bakın buraya atılmış. Evet. Şöyle. Buradan da gösterelim. Siz de şey yapın. Şuradan evet, şöyle şu, gördüğünüz gibi. Şurada belli zaten toprak burada. Yani şimdi bura bildiğiniz beton. Kesinlikle. Beton yani. Buraya atılmadı. Ve bu şu anki gördüğünüz gelişimi sağladı. Sürgün olarak, yaprak olarak, her şey olarak. Rekor gelişimi önerir misiniz? Tavsiye eder misiniz? Ben biraz önce de zaten bir yarım saat 40 dakika önce gene bir akrabamın serasında sizi önerdim. Evet. Domatesinde, biberinde. Hı-hı.
bana bu nasıl oldu diyenlerin %95'ine ve %100'üne daha doğrusu numunem de orada duruyor, boş evet. kabı. Aha. Rekor gelişim. Ben bunu aldım. Gösteriyorsunuz. 15 kiloluk bir kova. Evet. İşte şu kadar kullanacaksınız, şu kadar atacaksınız. Ağacın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre. Kendi çapımda bildiğimi anlattım. Anlattınız. Anlattım. Ama bundan sonra da dediğiniz gibi bütün bölgesel olarak amacım o. Yani toprakla ilgili olan bir sorun çözüldü. Kesinlikle. Gelişti. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var. Bazı üreticiler mesela şimdi bu bölge adı zaten Elmalı. Elmalı, evet. Yani herhalde bir elmanın yetiştiği bir yerden geliyordu mutlaka. Doğrudur. Doğru mu? Elmanın bol olduğu bir yer. Ama toprak yapısı bozuk olan bir yerde çok kaliteli bir fidan da getirseniz, evet. çok iyi bir gübreleme de yapsanız, bakım da yapsanız, toprağınız eğer çalışmıyorsa zaten fidan da saçak salamıyor, kök salamıyor. Çalışmıyor. Gelişimini gösteremiyor. Kesinlikle. Bu sefer ne yapıyoruz? Yaptığımız, harcadığımız para, zaman, emek hepsi boşa gidiyor. Tabii. Öncelikle uğraştığımız, çalıştığımız bahçelerde toprağımızın düzenlenmesi, toprak düzenleme konusunun birinci sırada olması gerekiyor. Ben size şunu da önerdim. Dedim ki bir toprak tahlili, toprak analizi de yaptırın. Evet. En yakın zamanda yaptırırsanız toprağımızın içinde ne var ne yok bunu da bilmiş Kesinlikle, oluruz. Kesinlikle, evet. Buna göre de bir besleme veya gereken takviyeleri yaparız. Dediğim gibi benim bu hobi olarak hobi ama biraz değişti. Hobinin üstüne çıkıyor. Hobinin orayla üstüne çıktım sayarsan, burada, evet. Herhalde bundan sonraki sene iş profesyonelliğe başlayacak. Yani öyle gözüküyor. Rekor öyle gelişim gözüküyor. Buradaki ben. Devam. Devam. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bahçenizi gezdiniz. Şurada bir de elma görüyorum ben. Şöyle. Aynen. O ilk numune elmamız. Tutmuş galiba. Kesinlikle. Teşekkür ederiz. Seneye Allah nasip ederse devamını hep beraber İnşallah. İzleriz burada. Şöyle bakalım kamerayla. Tamam. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.